Rakam gelir mi bilmiyorum ama Türk İş bir rakam açıkladı aslında bu bu bizim kırmızı çizgimizdir diye işte 7785 lira civarında. Azal yine kopyayı verdi evet. evet. Bir rakam açıkladı. Tabi şimdi burada bazı senaryolar var bu grafikte aslında. Ben aşağıdaki o %20-30'ların çok olacağını düşünmüyorum. Daha yukarısına bakalım biraz. Çünkü şöyle zaten dün açıklanan 5 aylık enflasyona baktığımız zaman %14.05'lik bir 5 aylık enflasyon çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımız zaman da 6 aylık enflasyonun aşağı yukarı %20'ler civarında olacağı da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Burada Asgari ücret tespit komisyonu eğer 6 aylık enflasyona bakıp bunun üstünde bir puan ekleyerek bir artış yaparsa biz burada %30 ve üzerindeki artışları konuşabiliriz. Ama yıllık enflasyona bakalım derlerse o zaman %60'ları 70'leri konuşabiliriz ki orada da rakam 9 binlere çıkabilir. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir dokunuşu mutlaka olacaktır geçen sene olduğu gibi. Hı. Fakat burada şöyle bir senaryoda gerçekleşebilir aslında 2022'de. Temmuz'da bir ara zam yapılmıştı. Evet. Bunu düşünmeden 6 aylık enflasyonun yıllık enflasyona tamamlanması yani 2022'nin başındaki 4825 liralık asgari ücret üzerinden bir artış, yıllık bir artış yapılması da bir senaryo olarak söz konusu olabilir. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Yani Bir kere daha diyelim yani o ara, ara zam, zam yapılmamış, yapılmamış gibi. gibi düşünüp 4825 liranın üzerine bir yıllık enflasyon ve refah payı konulabilir. Yani %70, %80'lik bir artış orada olursa o zaman da yine 8800 lira, 8900 lira civarında bir net rakam ama ortaya çıkabilir. Tabii bunlar asgari ücret tespit komisyonunun elindeki tek parametre enflasyon değil. Yani biz emekli ve memurun zamlarını düşünürken orada sadece enflasyonu konuşuyoruz ama burada farklı parametrelerde gündeme geliyor. Geçim endeksleri gündeme geliyor. İşte istihdam durumu gündeme geliyor. Çünkü bir de asgari ücreti veren taraf var çünkü masada. Netice itibariyle işverenlerin de talepleri oluyor. Hı -hı. Ama işte o tabloyu tekrar versin arkadaşlar. Burada 6 aylık enflasyon üzerine bir refah payı konulduğunda %40'lık bir artışla 7700 lira, %50'de 8250 lira, %60'da da 8800 liralık e, bir net rakam ortaya çıkıyor. Ee, tabii bekleyip göreceğiz ama be, benim tahminim da. 8 bin liranın altında bir net askı ücret olmayacağı yönünde onun işaretlerini alıyoruz. Peki.